Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin üstün özellikleri ve Ashab-ı Suffa ile benzerlikleri. Ashab-ı Suffa. Onlar tüm vakitlerini sadece Allah rızası için geçirdiler. Sürekli Kur'an öğrendiler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derslerini dinleyerek yetiştiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların eğitimiyle yakından ilgilendi. Dünya işleriyle ilgilenmediler, ticaretle uğraşmadılar. Evlenmediler, aşiret ve akrabaları yoktu. Müslüman olan kabilelere Kur'an ve sünneti öğretmek için seyahat ettiler. Sayıları azdı. İrfan ordusu olarak biliniyorlardı. Onlar tüm hayatlarını Allah yolunda vakfettiler. Ahir zamanın Ashab-ı Suffaları da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleridir. Ashab-ı Suffa, Mescid-i Nebevi'nin kuzey kısmına sonradan eklenen Suffa isimli bölümden kalan gençlerden oluşan sahabe topluluğuna verilen isimdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri de birçok özellikleriyle bu mübarek insanlara benzemektedir. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin Ashab-ı Suffa'ya benzeyen ahlakları, imanları, Yüce Allah'a ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a olan bağlılıkları ve itaatleri övülmüştür. İşte Mehdi de aynı şekilde, onun da bir Ashab-ı Suffa'sı var. Küçük bir genç topluluğu, o sürekli Mehdi ile beraber hareket ediyorlar. Onlar da ailelerinden ayrılıyor, aynı Peygamber Efendimiz zamanında olduğu gibi. Allah için birlikte, beraber, bir gayret içindeler inşallah. Maşallah. Hadislerde bildirildiğine göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Geceleri ilim anlatıp ders yaparlar, gündüzleri de arslan gibi ilmi mücadele içindedirler. Darwinizm ve materyalizm gibi küfür kalelerini fikren yerinden sökerler. Allah yolunda cesurdurlar, dirayetlidirler, tevekküllüdürler. Sabır onların özelliğidir. Acele etmez, sabırla Kur'an ahlakının tüm dünyada hakim olması için var güçleriyle ilmen mücadele ederler. Tevekkül onların imanlarının en büyük güç kaynağıdır. Yüce Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olurlar. Tehlike durumunda tedirgin olmaz, hayır vardır derler. Şimdi ahir zamanın mübarek şahıslarının, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin özelliklerini hadisler ışığında inceleyelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, Ashab-ı Suffa gibi gençlerden oluşacaktır. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a gençlerin yardımcı olacağı bildirilmektedir. Kaim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabı gençtir ve içlerinde yaşlı yoktur. Tarihte birçok peygamberin yardımcıları gençler olmuştur. Allah Yunus suresinin 83. ayetinde şu şekilde bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka, Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde gençlerin olacağına işaret eden diğer bir hadis ise şu şekildedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, küçük bir genç olacaktır. Mehdi talebeleri gençlerden oluşuyor. Evet, inşallah hocam, maşallah. Ashab-ı Kehf gençlerden oluşuyor. İnşallah. Hazreti Musa'nın talebeleri gençlerden oluşuyor. Gençler daha az ruhen yıpranmıştır. Yaş ilerledikçe biraz katılık oluşur. Daha güçtür yaşı ilerleyen bir insan dönmez. Ama genç daha günahın batağına çok fazla girmemiştir. Daha mazlumdur. Daha ülkü gözüyle bakar. Daha idealisttir. Allah fıtrat olarak böyle yaratmıştır. O sebeple de Allah onlarda böyle bir nimet meydana getiriyor inşallah. İnşallah hocam.